Kendinizi formda tutacak bir aktivite, bir hobi yaşam kalitenizi arttırıyor. Buraya geldiğimden beri tanıdığım en mükemmel insanlardan biri diyebilirim. 70'i geçkin sanırım ama çok dinç, zinde, formda, çünkü bir amacı var. Sokak hayvanlarına, barınak hayvanlarına ve evinde beslediği 2-3, sokakta beslediği 3-4 köpek ve kediye hayat veriyor. Onları koruyor, besliyor ve düzenli olarak yürüyüş yaptırıyor. Yani benim yarı yaşımda, ben onun yarı yaşında olmama rağmen her gün köpeklerimi çıkartamıyorum, egzersiz yaptıramıyorum ki doğa bunun için çok uygun. Ama kadıncağız her gün çıkartıyor onları, yürüyüş yaptırıyor, eviyle ilgileniyor, sorumlulukları var. Yani herkesin bir hobisi olması gerekiyor. 60'lı 70'li yaşlara gelindiğinde dinç kalmak için, sağlıklı olmak için. Çünkü pek çok hastalığın tıpta tedavisi yok. Ancak insan kendini zinde ve formda tutabilirse o yapılan tedaviler işe yarıyor. Bugün sosyal medyada bir video izledim. Oldukça takipçisi olan, fanı olan bir hayvansever. Hayvanlara yardım ediyor. Besleme yapıyor. Sanırım bunun için şey almıyor. Bir yerden maaş almıyor ya da belediyede tanıdığı bir insanı yok. Tamamen kendi çabalarıyla ve zaman zaman yapılan cüzi bağışlarla yapıyor. Ancak şöyle, eğer adalet yoksa ve hayvana uygulanan şiddet için cezalar çok azsa, bu adaleti biz yerine getireceğiz. İşte yumrukla sereriz, gerekirse cezasını biz veririz gibi bir video çekmiş. Ve altında inanılmaz yorumlar var. Evet, hak ediyorlar. Yapıyorlarsa cezalarını görsünler. İşte yapıyorlarsa biz de onlara haddini bildiririz gibi. Ya inanamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Böyle söyleniyor, böyle okuyoruz, böyle öğretiliyor ve öğretiyoruz. Ama ne yazık ki gerçekler çok farklı. Yani pek çok kitapta STK'ların, derneklerin, sendikaların öneminden bahsediliyor. Ancak bu kurumlar ve örgütlenmeler resmi kurumların önüne asla geçmemeli. İşte geçerse şahıslar yüceltiliyor. Robin Hood'lar, Süpermenler çıkıyor bir anda. Bizim hukukumuz, bizim anayasamız, bizim kanunlarımız neden insanların refahını sağlamıyor? Ruhsal, bedensel, psikolojik. Bize sağlık harcamaları için bir bütçe ayrılıyorsa, insanların bu hak arayışı, hak mücadelesi içinde bir bütçe ayrılmalı. Bu insanlara bırakılmamalı. Ben evimde tekvando çalışıyorum. Hayvanlara şiddet uygulayanların cezasını ben veririm. Hayır, sen veremezsin. Bunu kanunlar verecek. Bunu resmi yerler verecek. Son günlerde popüler olan bir kitap var. Köpek gibi büyütülen çocuk diye. Peki o hayvana şiddet uygulayan insanın sen nasıl büyütüldüğünü, nasıl bir ailede yetiştiğini düşünebiliyor musun? Yani ben bunun ağzını kırdım. Olay bitti. Oh, rahatım, vicdanım rahat. Böyle vakalar olursa bana yönlendirin, ben cezasını keserim demek çok kolay. Asıl buzun altına bakmak gerekiyor.